Herkese merhaba. Bu videoda 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki 1. ünitenin değerlendirme sorularını çözeceğiz. Yanında Bilge var. Bilge merhaba. Merhaba. Şimdi başlayalım. A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız. 1. İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına Empati denir. evet, buna empati denir. 2. Yeni kimlik kartlarındaki elektronik çip kimlik belgelerimize ne özelliği kazandırır? Akıllı kart özelliği kazandırmaktadır. Evet, aferin. 3. Bireylerde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine Yetenek denir. yetenek denir. 4. Farklılıklara İnsanları oldukları gibi kabul edebilmektir. Farklılıklara saygı. Aferin. Farklılıklara saygı, insanları oldukları gibi kabul edebilmektir. 5. İnsanlar arasındaki farklılıklar birer nokta nokta olarak görülmelidir. Zenginlik olarak görülmelidir. Evet, aferin. İnsanlar arasındaki farklılıklar birer zenginlik olarak görülmelidir. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y yazınız. 1. Resmi kimlik belgemizin üzerinde parmak izimize de yer verilir. Yanlış. Yanlış. Parmak izi bilgisi kimlik kartındaki çipin içindedir. 2. Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi 10 yıldır. Doğru. Doğru. 3. Yeni uygulamada kadınlara pembe, erkeklere mavi renkli kimlik verilecektir. Yanlış. Yanlış. Bu bilgi yanlıştır. Yeni uygulamada kimliklerde renk ayrımı yoktur. Herkesin kimliği turkuaz renklidir. 4. Kronoloji, olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır. Doğru. Doğru. 5. İkiz kardeştir. Her bakımdan aynı fiziksel özelliklere sahiptir. Yanlış, bir zayıf olabilir, birisi şişman. Evet, bu bilgi yanlıştır. İkiz kardeşlerden biri zayıf, diğeri şişman olabilir, değil mi? 6. Soğukta üşüyen bir kediyi eve götürmek empati göstergesidir. Doğru. Doğru. 7. TC kimlik numaramız başka birinin numarasıyla aynı olabilir. Yanlış. Yanlış. Bu bilgi yanlıştır. Herkesin kimlik numarası farklıdır. 8. Kimlik kartlarımızda yeteneklerimizle ilgili bilgilere de yer verilir. Yanlış. Yanlış. C. Aşağıdaki cümlelerde bir ilgiden mi yoksa yetenekten mi söz edilmektedir? İlgiden söz edilen cümlelerin başındaki kutucuğa ilgi, yetenekten söz edilenlerin başına yetenek yazınız. 1. Çiçek yetiştirmeyi seviyorum. İlgi. İlgi, bu bir ilgidir. 2. İlk kez dinlediğim bir melodiyi kemanımla çalabiliyorum. Yetenek. Yetenek. 3. Cep telefonlarının nasıl çalıştığını merak ediyorum. İlgi. İlgi. 4. İngilizce kelimelerin anlamlarını çok hızlı ezberleyebiliyorum. Yetenek. Yetenek. 5. Balıklarla ilgili belgeselleri kaçırmamaya çalışıyorum. İlgi. İlgi. 6. Kurşun kalem koleksiyonu yapıyorum. İlgi. İlgi. Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez. A. Çiğdem'in kalemini evde unutan Arda'ya kalemlerinden birini vermesi. B. Emre'nin sofrayı kurmada anne babasına yardım etmesi. C. Ceren'in boş zamanlarını resim yaparak değerlendirmesi. D. Yiğit'in okul kantininde sıraya girmesi. C şıkkı. Evet, burada doğru cevabımız C şıkkıdır.
2. Beş parmağın beşi bir olmaz atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. İnsan sevgisi. B. Sorumluluk. C. Bireysel farklılık. D. Düşüncelere saygı. C bireysel farklılık. Evet, bu atasözü bireysel farklılıklarla ilgilidir. 3. Hayatınıza ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyduğunuzda aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden sonra yazmanız gerekir? A. Yürümeyi öğrendim. B. Dördüncü sınıfa geçtim. C. Okuma yazmayı öğrendim. D. Altıncı yaş günümü kutladım. B. Evet, bu soruda doğru cevabımız B şıkkıdır. 4. Herhangi bir kişinin resmi kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşağıda verilen sorulardan hangisi cevaplanamaz? A. Kaç yaşındadır? B. Babasının adı nedir? C. Vatandaşlık numarası nedir? D. Kardeşinin adı nedir? D kardeşinin adı nedir? Evet, burada doğru cevabımız D şıkkıdır. Kardeşinin adı kimlik belgesinde yazmaz. 5. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin empatiyi en doğru şekilde tanımladığı söylenebilir? A. Karşısındaki kişinin neler hissedebileceğini tahmin edip ona göre davranma. B. Karşısındaki kişinin dostluğunu kazanmaya çalışma. C. Karşısındaki kişiye onun kendisine davrandığı gibi davranma. D. Karşısındaki kişinin hatasını yüzüne vurmama. A şıkkı. Evet, burada doğru cevabımız A şıkkıdır. D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Resmi kimlik belgenizi hangi işler için kullanıyorsunuz? Evet, şimdi kimlik belgemizi nerede kullanırız? Hastaneye gitmek için, Güzel. okula kayıt olmak için, Güzel. uçak bileti alırken, Evet, güzel. Şimdi resmi dairelerde işlem yaparken, okula kayıt yaparken, uçak bileti alırken, bazı sınavlara girerken, polis kontrollerinde kimliklerimizi kullanırız, değil mi? 2. İnsanı diğer insanlardan ayıran bireysel farklılıklara 5 örnek veriniz. kişinin DNA'sı, Güzel. DNA herkeste farklıdır, değil mi? Başka? TC kimlik numarası, Güzel. sesi, Evet. yüzü, Yüzü. yürüyüşü. Yürüyüşü. Güzel. Şimdi DNA'mız, parmak izimiz, yüzümüz, yürüyüşümüz, kulaklarımız, gözlerimiz, hareketlerimiz, davranışlarımız bireysel farklılıklara örnektir. Evet çocuklar, bu videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.